Değerli arkadaşlar, AK Parti demek zulüm demektir. Niye bunu söylüyorum? AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı işçiye, kendi işçisine zulüm yapıyor. Bakın, tüm belediyelerde toplu iş görüşmeleri gerçekleşiyor. Toplu iş görüşmeleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görüşüldü ama uzlaşı olmadı. Uzlaşı olmayınca Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri grev kararı aldılar ve bunu oylamayla aldılar. 1528 kabul oyuna karşın 165 ret oyuyla greve gitme kararı aldılar. Grev işçinin hakkıdır, yasal hakkıdır. İnsani yaşam koşulları için maaşının arttırılmasını istemesi doğal hakkıdır. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nurhak Belediyesi var, en küçük belediye. 3200 lira en az maaş verirken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hala 2500'lerde, 2600'lerde maaş veriyor. İşçi de olmaz kardeşim dedi. Ben geçinemiyorum dedi. Zaten kriz var dedi. Maaşımı arttır dedi. Toplu iş görüşmesi yapalım dedi. Ama AK Partili Büyükşehir Belediyesi bunu kabul etmedi ve grev kararı çıktı. Buraya kadar yaşanan normal. Peki bundan sonra ne oldu? Maalesef AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçilere büyük bir baskı yapıyor. 3 gündür işçiler daire başkanları, genel sekreter yardımcıları aracılığıyla tehdit ediliyorlar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kendi işçisini tehdit ediyor ve sendikadan istifa etmelerini istiyor. Eğer sendikadan istifa etmezseniz sizi işten atarız diyorlar. Bu işçiye yapılan büyük bir zulümdür. İşçi hakkını ister, maaşının artırılmasını ister, toplu iş görüşmesine oturulur, uzlaşı olur olmaz. Olursa ne ala, olmazsa grev olur. Dünyada böyle. Ama Kahramanmaraş'ta farklı bir tablo var ve Kahramanmaraş'ta maalesef Büyükşehir Belediye Başkanı işçileri tehdit ediyor. İşçileri ekmeğiyle tehdit ediyor, ekmeğiyle. Eğer siz sendikadan istifa etmezseniz, bu sözleşmenin altına imza atmazsanız sizi işten atarız diyor. Bunu kınıyorum ve AK Parti yönetimine çağrıda bulunuyorum. İşçi düşmanlığından vazgeçin. İşçiye zulmetmekten vazgeçin. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanınızı da uyarın artık. Zaten Kahramanmaraş'a gelmiş geçmiş en beceriksiz, en yeteneksiz belediye başkanı Kahramanmaraş'ın 5 yılını heba etti. Hiçbir hizmet yapmadı. Kendisinden önceki belediye başkanının yaptığı hizmetlerin üzerinde oturuyor. Onun yaptığı kayak merkezine gidiyor, bol bol fotoğraf çektiriyor. Kendisi ise sabah 8'de belediyeye giriyor, akşam 5'te belediyeden ayrılıyor. Devlet memuru gibi belediye yönetmeye çalışıyor. Bir kez daha ve son kez uyarıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bir an evvel işçiye zulmetmekten vazgeçsin diyorum. Benim kısaca söylemek istediğim budur. Eğer varsa soru değerli arkadaşlar alabilirim. Buyurun. Evet, yani ben bu iddiayı sizden duyuyorum ama şunu söyleyebilirim. Doğu Türkistan'da zulüm yapılıyor, Türkistanlılara zulüm yapılıyor. Hükümet ise, AK Parti ise bu konuda sessiz kalıyor. Amerika'da Biden açıklama yapıyor bu konuda ama Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan sesini çıkartmıyor, gıkını çıkartmıyor. Türkistan'da Türkistanlılara yapılan, Doğu Türkistanlılara yapılan zulüme Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti neden ses çıkartmıyor bunu soruyoruz. Aynı zamanda bunu AKP'nin ortağı MHP'ye de soruyor. Sayın Bahçeli, milliyetçiyim demekle milliyetçi olunmaz. Doğu Türkistanlılara yapılan zulme niye sessiz kalıyorsun? AK Parti ile birlikte niye bizim İYİ Parti'nin mecliste verdiği araştırma önergelerine neden red oyu veriyorsun? Bunun hesabını gün gelecek verecekler. Evet, diğer soruyu da alabilirim. Yani Nasrettin Hoca'lara soyulmuş galiba Sayın Meclis Başkanı. Bunları Nasrettin Hoca fıkrasıdır.
Nasrettin Hoca fıkrası gibi konuşuyor Sayın Meclis Başkanı. Bu Sayın Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı mı? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcisi mi? Önce buna karar verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu, itibarını korumakla görevlidir. Saraya bir takım imtiyazları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haklarını teslim etmekle görevli değildir. Montreux demek mavi vatan demektir değerli arkadaşlar. Daha düne kadar AK Parti hükümeti mavi vatandan bahsediyordu. Hayırdır? Politika değişikliğine mi gittiler yoksa? Politikayı mı değiştiriyorlar? Mavi vatandan vaz mı geçtiler? Mavi vatandan vazgeçmenin altyapısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop aracılığıyla mı yapıyorlar? Montreux demek mavi vatan demektir. Düne kadar mavi vatan diyenlerin bugün Montreux'u tartışmaya açması hadsizliktir. Hiç böyle bir şey yapamazlar. Öyle bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Ciddi bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Bir kişinin iki dudağı arasında değildir. Evet. Evet. AK Parti'nin tükeniş, bitiş kurultayı AK Parti'nin tükeniş ve bitiş kurultayı yüzünden değerli arkadaşlar, Türkiye'de pandemide lebalet dalgası devam ediyor. Hiç öyle yatay çekimdi, şu çekimdi, bıraksın o işleri. Cahit Özkan ne anlar çekimden? Hayatında kamera mı görmüş, kamera mı almış, kamerayla çekim mi yapmış, yatay çekimmiş. Ne yatay çekimi? Düz çekimdi, düz. Üstelik kameraman arkadaşlar da beyaz ayarını yapmışlardı. Cahit Özkan milletin aklıyla dalga geçiyor. Aklınca konuyu başka bir noktaya getirmek istiyor Cahit Özkan. Ama o kongre salonu herkesin gözünün önündeydi. Cahit Özkan diyor ki, test yaptırdık diyor kongreye katılanlara. Bu test nerede yapıldı Sayın Özkan? Kim yaptı? Vatandaşa ücretli test yaptırılırken AK Parti kongresine katılanlara nerede, kim tarafından test yaptırıldı? İki kişi yan yana geldiği zaman valiler, kaymakamlar hemen giriyorlar, cezaları yazdırıyorlar. Ama bakıyorsunuz AK Parti kongresinde binler yan yana maskesiz duruyorlar. Yok mu hiç bu ülkede bunlara soruşturma açacak bir savcı, yürekli bir cumhuriyet savcısı? Hani nerede o emniyet müdürleri, valiler, kaymakamlar? Biz gerekirse sosyal medyadaki görüntülerden bile alır, ceza yazarız diyen kaymakamlar, valiler, AK Parti kongresinin görüntüleri orada. Yüreğiniz yetiyorsa bir ceza yazdırmaya kalksanız da şu görüntüleri bir incelesenize. AK Parti'nin son zamanlarda yaptığı ilçe ve il kongreleri Karadeniz'de COVID-19'un pandeminin artmasına sebep oldu. Bu hafta içerisinde Ankara'da yaptığı kurultayında Türkiye'de COVID-19'un bir kez daha üçüncü dalgaya girmesine, bir kez daha artmasına neden olacak görülüyor bu. Yaptıkları çok büyük bir hata. Biz de kurultay yaptık. Seyirci almadık, izleyici almadık. Sadece delegelerimiz geldi. İkişer metre arayla oturdular. Oy verme işlemi başka bir yerde yapıldı. Sosyal mesafe uyuldu. Ama AK Parti'nin kongresine bakıyorsunuz, hikaye. Yaptıkları kongre ortada, lebalep kongre yapıyorlar. Sağlık Bakanı nerede değerli arkadaşlar? Sağlık Bakanı nerede? Sayın Fahrettin Koca, bu görüntüleri görüyorsun da niye gıkın çıkmıyor? İstifa mı ettin yoksa bakanlıktan Sayın Koca? Evet. Ali Bey. Buyurun efendim. Vakıf Bank yönetiminde de bir değişikliğe gidildi. Birkaç ince bir değişiklik. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bankalarda Merkez Bankası değişimiyle başladı. Bugün kamu bankalarında değişiklikler yapılıyor. Hamza Yerlikaya yönetim kurulu üyeliğinden alınmış. AK Parti son zamanlarda daha sert bir siyaseti yapmaya başlamıştı. Siyaseti sertleştirmişti. Belli ki boksör yetmiyor. Affedersiniz. Belli ki güreşçi yetmiyor. Boksöre ihtiyaçları var. Herhalde bundan sonra güreşçi değil de onun yerine bir boksör yönetim kurulu üyesi atarlar. Hamza Yerlikaya ilk yönetim kurulu üyesi olduğunda demiştik ki Hamza Yerlikaya'dan banka yönetim kurulu üyesi olmaz. Spor bakanı yapın. Olabilir sporcu. Ama banka yönetim kurulu üyesi olmaz demiştik. Aldılar şimdi. Herhalde kabine değişikliği gündemde Hamza Yerlikaya spor bakanı olacak galiba. Kamu bankalarında
yaşanan bu değişimlere baktığımız zaman anlaşılıyor ki Merkez Bankası'ndaki değişim, kamu bankalarındaki değişim, ekonomide yaşanan bu kötü gidişi, ekonomide yaşanan bu sıkıntılara bir günah keçisi aranıyor. Banka yöneticileri, genel müdürler suçlu gösterilmek isteniyor. Hiç günah keçisi aramayın. Bu yöneticilerin suçu varsa var, en büyük suç Recep Tayyip Erdoğan'dadır. Sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Banka yönetimlerini değiştirerek ekonomideki kötü gidişatı birilerinin üzerine atamazsınız. Bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan sandıkta değişecek ve değiştikten sonra da Türkiye'de ekonomi inşallah düzlüğe çıkacak. Evet. Evet. 450 milyon dolar banka başkanının değişimi sırasında alınıp satılıyor. 7.2 liradan alınıp 8.3 liradan satılıyor. Her 1 dolarda 1.1 lira birileri götürmüşler. Voleyi vurmuşlar, malı götürmüşler. Kim bunlar? Bunun adı vatana ihanettir. O gün yapılan işlem vatana ihanet işlemidir. Kim yaptıysa bu alışverişi, kimler yaptıysa bu alışverişi bulunmalı ve vatana ihanetten, vatan hainliğinden yargılanmalıdır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, hangi AK Parti'ye giderse gitsin, hangi çetenin mensubu olursa olsun, ister beşli çete olsun, ister başkası olsun. Bu alışverişi kim yaptıysa, 450 milyon doları kim alıp 7.2 liradan, 8.3 liradan kim sattıysa çok net ve açık söylüyorum. O kişi vatan hainidir. Ve vatan hainleri de mutlaka cezasını çekmelidir. Teşekkür ederim arkadaşlar.